Evet, konuyu özetleyecek olursak, tabiatın bir dengesi vardır. Ve insanların her sorumsuz davranışında bu denge şu ya da bu ölçekte bozulmaktadır. Buna örnek olarak küresel ısınmayı gösterebiliriz. Ama öğretmenim, babam küresel ısınma sayesinde bu sene daha az doğalgaz faturası ödedik diye çok sevinmişti. Gerçi kışın sıcak geçmesini küresel ısınmaya bağlamak pek doğru değil. Ama yine de babam pek sorumlu bir yaklaşımda bulunmamış. Öğretmenim, Alptekin'in babası hep böyle sorumsuzluk yapıyor zaten. Geçen yıl babamdan borç almış ama hala ödememiş. Neyse, lütfen konuyu dağıtmayalım çocuklar. Ama müdüre teyze, konuyu ilk siz açtınız. Alptekin'in babasına sorumsuz dediniz ya. Tanju Bey, ne oluyor? Bu faks demin geldi. İlkokullar arası salon futbol turnuvasında hala kayıt yaptırmadınız diyor. Doğru mu bu müdüre hanım, ha? Evet, doğru. Ne var bunda? Bu çocukların işi gücü yok da maç mı yapacaklar? Başka şey olsa bakanlık istedi diye yeri göğü inletirsiniz. Futbola sıra gelince tız. Hoca, racon kes yoksa katil olacağım. Hı? Evet, az önce ben de faksı okudum. Tanju abi yerden çatıya kadar haklı. Bu tip turnuvalar bir nevi sosyal ihtiyaç sayılır. Selçuk Bey, bu çocukların velileri onları bize top oynatalım diye göndermiyor. Veliler kimin umurunda ya? Bakanlık diyorum, bakanlık. Üf, Tanju Bey, ya mantıklı olur musunuz lütfen? Bugüne kadar hangi öğrencimizin topla oynadığını gördünüz? Hı. Hem katılsak ne olacak? İlk turda eleniriz nasılsa. Hı. Takımı çalıştıracak hocamız bile yok. Hı, evet, ben çalıştıramam mesele. Hı. Müdüre teyze, galiba Tanju amca bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne yani? Takımın hocası siz mi olacaksınız? Siz evvela kararınızı verin. Turnuvaya katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Ona göre bakanlığı arayıp şikayet edeceğim. Tanju amca, ben futboldan pek anlamam. Çek şutunu delikanlı. Ona ben karar veririm. Ben söylemiştim. Bir daha dene. Ona ben karar veririm. Biraz idmanla seni adam ederim. Ne idmanı abi? Faksı adam gibi okumadın galiba. İlk maç bugün. Yani 2 saat sonra. Takımlar 6'şarlı olacak ve elimde sadece 6 erkek var. Üstelik biri de Tarık. Tarık'ı beğenmiyorsanız biri kız olsun. Niye ki Selçuk Bey? Kızlar oynayamaz mı? Tanju Bey? Niye olmasın canım? Başka çare yok. Sen de takımdasın. Hoca, sen de yardımcım olarak geliyorsun. Ama Tanju abi... İtiraz istemem hoca. Ben bu takımın mesulüyüm. Ben ne desem olacak. Ben karışmam. Demin onu tutarken iyiydi. Tanju amca, hangimiz kaleci olacağız? Herkes ailelerini arayıp haber versin. Seyirci desteğine ihtiyacımız olacak. Oh be! Kaç vakittir evden dışarı çıkamıyoruz. Hop! Bu maç iyi oldu. Hayatımıza biraz heyecan geldi. Cevahir, o topu niye yanına aldın? O da soru mu ya? Maça gidiyoruz, keyri var. Havaya girmemiz lazım. Hadi kayınbabacığım, maça, maça, maça! Maça! Aslında bugün kulübeyi boyayayım diyordum. Hatta malzemeleri de hazır etmiştim ya. Neyse. Şunları arkaya koyup geliyorum. Var ya Kehribar, sen beni gençken görecektin. Aynı zamanda zayıfken. Bir de daha çevikken. Saçım da dökülmemişken tabii. Bir top oynardım ki sorma. Hele bir şutlar çekerdim. Fiyu! Aha bak, aynı böyle. Aman Cevahir, dikkat!
Şut çekerken yılan bile seslenmez. Emlakçı, sen maça filan gelmiyorsun. Bunu temizlemeden şuradan şuraya çıkamazsın. Ama kayınbabacığım. Aması maması tamam, yok. Tamam babacığım, temizle babacığım. Hadi. Hadi bakalım. Maça kadar biraz ısının. Bu takımda şampiyon olmamız çok zor. Ama biz zaten zevkini oynamıyor muyuz? Ne zevki delikanlı? Benim olduğum yerde başarı vardır, acı vardır, azim vardır. Aman, alt tarafı bir ilkokul turnuvası Tanju abi. Emin ol bütün takımlar bizim gibidir. Aferin, hadi toplanın. İyice esneyin, hadi bakalım. Aferin, işte böyle. Daha canlı, daha canlı. Esne. İyice esne. Aferin, hadi. Ayağa bas. Aferin. Hadi hadi. Ne duruyorsunuz? Hadi. Tamam mısınız? Aferin, işte böyle. Çocuklar için de iyi oldu değil mi abi? Birazcık ter atmış oldular. Ne teri hoca? Ben gözyaşı için geldim. Kolay gelsin. Bu takımın hocası kim? Benim. Ayağa bas, çok güzel. Başvuru formuna branşınızı yazmamışsınız. Tertip komitesi sizi rica ediyor. Ne branş hoca? Futbolun branşı mı olur? Öyle değil. Malum her takımı bir öğretmen çalıştırıyor. Siz ne öğretmenisiniz? Hadi daha canlı, daha canlı. Ne öğretmeni ya, ne branşı ya? Bir de sana hesap mı vereceğim? Tanju abi. Futbolun branşı mı olur? Tanju abi sakin ol. Branşı yazmak zorundayız. Tanju abi sana. Tanju abi. Çocuklar. Bırakın beni be, bırakın. Tamam, arkadaşım hadi. Hadi çık dışarı. Çıkartma. Bırakın hepiniz ayrımcılıkta. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Dışarı. Futbolun adalet yok derlerine inanmazdım ya. Yazık lan olsun. Hadi, yazık lan olsun. Tamam. Yazık lan olsun. Hadi dışarı, anlamıyor musun? Hoca, sen çık hoca. Hadi dışarı. Dışarı kıyacağım ona göre. Uzatma. Allah Allah. Tamam ya, tamam. Uğraştırma bizi, hadi dışarı. Şuna bak Allah ya. Allah Allah. Ne adamlar var şu dünyada ya. Şimdi hocamız kim olacak öğretmenim? Tarık. Yerinize sayın, yerinize sayın. Müsaadenizle öğretmenim. Yerim bak. Tamam, geldi. Hadi, 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 hadi. Ay! Hoş geldin teyzeciğim, hoş geldin dedeciğim. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Sizden başka veli gelmedi. Onlar adam değil ki torunum. Nasılsın? İyiyim dedeciğim. Enişten nerede? Aferin. Hiç canlı, sorma canlı. Ciğerim. Kayınbabası var ya. Maçayı hazırlandınız mı bari? Kaç kaç iki oynayacak mısınız hocanız dedi mi? Çok güzel. Aman aferin. Diyeyim. Topa sakın al, kafa filan atma, tamam mı? Tamam, hadi toplanın bakalım. Gelin. Aa hakem abi, gitmem gerek. Bize dua edin. Edin. Heyecanlanmak yok. Evet. Tamam. Adam adam oynayacağız. Tamam. O yuvarlak şey var ya. Tamam. Tamam. Top yani. Sakın alttekinin durduğu kaleden içeri girmesin. Girerse de canınız sağ olsun. Unutmayın, topu elle tutmak yok. Alptekin hariç tabii. Bak, bir daha söylüyorum. Top yuvarlaktır. Etrafı 360 derecedir. İç açılarını toplamıysa... Oho, topla topla bitmez. hadi göreyim sizi çocuklar. Tanju abi için oynayın, tamam mı? Tamam. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Tahsin Beyler!
Defansı doldur, defansı doldur. Kanatlara doğru, kanatlara. Ya portarı. Adam tutun, adam tutun. Boş bırakmayın, ileri ileri. Çok güzel, devam. Paslı oyna. Zahmet oldu. Buyurun ücretinizi. Hoca bu yetmez. 20 lira isteriz. İyi de 10 lira diye konuşmuştuk. O fiyata tezahürat dahil değildi. Ama biz sizden tezahürat istemedik ki. Ne yapalım? Bu coşkuya katılmadan edemedik. Şimdi ya 20 lira ver ya da bebeği unut. Al al. Ne oluyor Allah aşkına? Nedir bu? Evet. Neler olduğunu kimse bana anlatmayacak mı? Öğretmenim, maçı biz kazandık. Oley! Hem de Tarık'ın 30 metreden bozukasıyla. Estağfurullah Hattekin. En fazla 20 metreydi. Hem futbol bir takım oyunudur. Selçuk Bey, doğru mu bu? Evet, takım oyunudur. Gerçi bireysel yetenekler de mühim olabilir. Ama yine de... Ne takımı ya, ne takımı? İş hocada biter. Tabii asıl hocada. Vekilinde değil. Hadi bakalım. Aferin, aferin. Ama keşke okula hiç gelmeseydiniz. Dersler bitti zaten. Biz de dedik ama Tanju abi bırakmadı ki. Bu arada Tanju abi hak mahrumiyeti cezası aldı. Önümüzdeki iki maça gelmeyecek. Bunlar ecnebilerin oyunu. Ama ben pes etmem. Artık ipleri daha sıkı tutacağım. Okulda kamp yapıyoruz müdür hanım. Türlü temalzeme listesini verdim. Akşam gönderecek. En az bir hafta buradayız. Bir hafta mı? Siz ne diyorsunuz Tanju Bey? Böyle bir şey için benden izin almanız gerekmez mi? Hayır. Bu takımın asıl hocası benim. Bana karışan olursa bakanlığa şikayet eder. Madem öyle size hayırlı kamplar Tanju abi. Sabah görüşürüz çocuklar. Olduğun yerde kal hoca. Ben neredeysem sen de orada olacaksın. Bütün herkes gibi. Üstüme iyilik sağlık. Ben bir dakika bile durmam burada artık. Siz gidebilirsiniz. İsabet olur. Giderken kızlara da götürün rica edeceğim. Ha bir de velileri arayıp ikna ederseniz iyi olur. Baş üstüne Tanju Bey. Başka emriniz? Başka bir şey yok. Takım benimle gelin. Hoca sen de. Hadi bakalım çocuklar. Sizler de eşyalarınızı alın evlerinize. Buradayım Kehribar, sesime gel. Cevahir, biz kazandık. Ciğerim bir gol attı ki adeta kalecinin fotoğrafını çekti. Yapma ya. Desene aynı eniştesi. hani nerede evimizin minik Hakan Şükür'ü? Okulda kalacakmış. Kamp olarak yani. Babam biraz nazlandı ama ben okeyverdim. Bak, bu kumaşları da ciğerim gün için aldım. Tanju Bey forma istedi. Maça yetiştirmem lazım. Ya sahi kayınbabacığım nerede peki? Ha, o şeyde, bahçede. Sen yerleri temizleyecektin ya, onu bir kontrol edeyim dedi. Ne diyorsun Kehribar? Cevahir, ya ne oluyor? Kayınbabacığım dur! Ne oldu emlakçı? Temizlemedin mi yoksa? Ya... Hemen suizan değil mi?
Belki eğilince beline bir şey olmasın diye şey ettim. Emlakçı, boyayı çıkardın mı, çıkarmadın mı? Aman! Ya emlakçı, çekil de bakayım şuraya. Yani kayınbabacığım, bazen pek anlaşılmaz oluyorsunuz. Ya arabayı şuraya çektiysek belli ki temizlememişiz. Neyine bakacaksın? Ne diye temizlemediniz acaba? Ya azıcık şey ettim aslında. Ama bünye çalışmaya alışık değil ki. Kof. Az dinleneyim dedim, içim geçmiş. Sonrası malum. Aman. Bak emlakçı. 2 gün sonra yine maç var. Eğer bugün temizlemezsen yine gelemezsin. Ya sen merak etme kayınbabacığım. Hele bir yemek yiyelim. Bir ağırlık çöksün. Sonra yatalım, sabah olsun. Ben halledeceğim onu. Dur. Ya onu bırak da sen. Ciğerimin turnuvası için tefeci Fikri abi arasak mı diyorum ha? Belki bir yardımı falan dokunur. Ya bari bir kısa mesaj çekseydik. Mail göndersek mail. Burası özel bir kamp. Burada sadece benim sözüm geçer. Baştan söylüyorum. Buraya eylemeye değil acı çekmeye geldiniz. O kupa yanana kadar kimse evine gidemez. Eşiyle konuşamaz, çocuğuyla görüşemez. Anlaşıldı mı? Sağ ol. Güzel. Şimdi herkes yataklarını. Ama Tanju amca, sabahtan beri bir şey yemiyoruz. Çok acıktık. Ben de başarıya açım delikanlı. Ama onu yemek için biraz dişimi sıkmam gerek. Yatın artık. Bu saatte kimse yemek yiyemez. Hadi, hadi. Çabuk. Tanju abi. Ben senin yardımcınım ne de olsa. Hatta resmi olarak takımın hocası benim. Birkaç lokma yiyebilirim değil mi? Bu takımda rütbe yok hoca. Hak eden formayı alır, yemeği yer. Hadi yat artık. Tabii evet. Herkes kalksın. Kahvaltı hazır, kalk. Kalk. Hadi bakalım kalk. Tanju amca saat kaç? Burada zaman yok delikanlı. Ben varım. Hoca nerede? Ne işin var burada hoca? Bunu ben de kendime çok sordum ama... perdenin arkasını kastediyorsan... talebeler hocaların uyuduğunu görmemeli değil mi? İyi. Herkes 5 dakika sonra yemekhanede olacak. Hadi kalk. Çabuk. 5 dakika. Ne düşünüyorsun Alptekin? Babamı düşünüyorum Alp. Ben yanımda olmayınca kim bilir ne kadar korkmuştur. Kahvaltıdan sonra spor salonuna gidip muhtemel rakibimizin maçını seyredeceğiz. Herkes 5 dakikaya kadar kahvaltısını bitirsin. Hazır? Kahvaltımız ne zaman gelecek? Önünüzde duruyor ya. Hepsi bu kadar mı? Burası kamp delikanlı. Kral dairesi değil. Yiyen yesin, yemeği bana getirsin. Tanju abi, hadi bunları el kadar yavru. Bana yazık değil mi ya? Benim olduğum yerde iltimas olmaz hoca. Bir tane alacaktım sadece. Bunu yapmayacaktın. Herkes kalksın. Arkadaşınız yüzünden hepiniz cezalısınız. Ama Tanju amca biz ne yaptık ki? Siz bir takımsınız delikanlı. Biri hata yaparsa bedelini herkes öder. Hadi kalkın çabuk. İstikamet spor salonu. Baş baş. Sol sağ, sol sağ. Daha maç başlamamış. Tamam. Yavaş abi. Tanju amca, orada ne oluyor? Tamam. Dön bakayım. Evet. Tanju abi, bu meşhur Rambo Turan değil mi? Ta kendisi hocam, ta kendisi. Sakarya'da yetişen, Fener'in meşhur 100. golünü atan,
Fener'i çalıştırdığı vakitler derbi kralı olarak nam yapan, hatta 100. gol nedeniyle aldığı hediye arabayı da kaza yapan Samsunspor'a bağışlayan büyük yürekli adam. Vay Turan Sofu. Vay vay vay. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Turan abi, sen de mi maç yapmaya geldin? Hayır canım, seyretmeye geldim. Çalıştırdığım takım için yeni yetenekler arıyorum. Turnuva boyunca da fırsat buldukça geleceğim. O vakit geç kaldın birader. Ben futbolu bırakalı çok oldu. Dikkat dikkat. Karşılaşma başlamak üzere. Lütfen herkes tribünlere geçsin. Hadi. Lütfen dediğime bakmayın. Hadi herkes tribünlere. Peki arkadaşlar, daha sonra yine görüşeceğiz. Size kolay gelsin. Amca, bunlar çok iri. Bizim muhtemel rakiplerimiz olduğuna emin misin? İlkokullar 8 yıl oldu Tarık'cığım. Turnuvada her boydan insan olacak doğal olarak. Merhaba Turan abi. Merhaba. Sen herkesi mi izliyorsun? Yoksa özel olarak takip ettiğin biri var mı? Aslında herkesi izliyorum. Ama şu takımda bir çocuk var. Adı Ercan. Bugün onun için geldim. Hocası çok methetti. Hocam ne yapıyorsun? Muhtemel rakiplerimiz hakkında notlar alıyorum hocam. Ersun Yanal gibi. Kapa şunu hoca. Ersun Yanal'ı da gördük. Turan abi, günümüzde pek yıldız çıkmıyor. Ama mesela seni ben bile hatırlıyorum. Hala unutulmadın. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bilmem. Biz bu işi severek yapıyorduk galiba. Şimdikiler daha çok para kazanıyor ama. Yıldızlar parayla değil, içindeki ışıkla parlar. Vay, güzel lafmış. Bunu yazsana Tanju abi. Gerçekten güzel maçtı. Aferin Ercan. Tebrik ederim. Çok iyi. Teşekkür ederim. Bana ekşanı yap. Dikkatli olun tamam mı? Yarın yokum. Ama seni tekrar seyredeceğim. Bu arada yarın bu arkadaşlarla oynuyormuşsunuz. Kalkın çocuklar, gidiyoruz. Hazırlanmamız gereken bir maç var. İnşallah tekrar görüşürüz Turan abi. İnşallah, inşallah. Hadi bol şans. Teşekkür görüşmek ederiz. Üzere. Tanju Bey, Selçuk Bey. Tam tahmin ettiğim gibi. Ders saatinde burada ne işiniz var sizin? Müdür Hanım, zaten asamım bozuk. Bir de sizinle uğraşamam. Bakın, yürü. Hoca, sen de. Selçuk Bey. Ya, bana destek çıkmazken iyiydi. Benim zülfü siyahım, ne ağlarsın benim zülfü siyahım, hep beraber bu da gelir bu da geçer, ağlama göklere erişti feryadım, ahım bu da gelir. Pek uğraştım ya, uğraştığıma değdi. Formalar hem berden oturtmadı hem de tritil oldu. Bu da geçer. Babacığım, bu formalar bizim altın kramponları forma sokacak, göreceksin. Emlakçı! Of of. Bir gülün çevresi dikendir, hardır.
bülbül gül elinde ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer. Gel ben sana yardım edeyim. Hayır. Akılsız başının cezasını kendi çekecek. Ama yardım baba... ettiğini görmeyeyim. Gir içeri. Yardım etseydim. Gir. Çalış. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Anladım ki biz eski biz değiliz. O günler geçmiş, Numan Bey, biz bugündeyiz. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen. Koş, koş, koş. Koş hadi. Koş. Çabuk, çabuk, çabuk. Hocam, diğer bütün teknik direktörler gibi sen de takıma ağırlık çalışması, esneme hareketleri falan yaptırsan nasıl olur? Gerek yok hoca. Futbol topla oynanır. Böyle boş idmanları işi bilmeyenler yapar. Gel bakalım. Burada yamuk yumuk vuruyorsun da. Maçta nasıl attın o golü? Hı. Bir vurmuşsun dümdüz gitmiş. Bilmem ki. Ben de onu bulmaya çalışıyorum. Bir durum mu var müdür hanım? Merak ediyorum da. Bu böyle daha ne kadar gidecek acaba? Daha yeni başladık. Aceleye mahal yok. Ama elenirsek hemen biter değil mi? Sonunu düşünen kahraman olamaz hoca. Yemek saati. Hey! Hey! Yavaş 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 geç şuraya. Al bakalım. Al. Al şefle. Benimkini de doldurmaz. Benimkini de doldurmaz. Benim dişimin kovuğu yok. Benim de yok ama olsa doldurmazdı. Ya inanır mısınız çocuklar? Benim kovuğumu da doldurmaz. Burası kamp yeri, iftar çadırı değil beyler. Beğenen yer, beğenmeyen yemez. Hani niye bir şey olmuyor? En zor lekeleri çıkartıyormuş. Kahve çimen lekesi leke de boya lekesi leke değil mi? Kehri var bunları böyle görürse kahrolur. Her şeye baştan başlayacağım sanırım. Daha en baştan. En baştan dediğim yeni forma dikeceğiz yani. Thank you.
Ya Kehribar, ben çarşıya kadar gidip geleceğim. Sen sakın beni merak edip de dışarı çıkma, Emi. Cevahir. Ya bu saatte nöbetçi kumaşçıyı da nereden bulacağım ki? Yarın büyük gün çocuklar. Az zamanda çok işleri başardık. Yarın tarih yazacağız. Gerçi yarın ben başınızda olmayacağım ama yenilirseniz hepinize hesabını sorarım. Tanju amca sordu, biz çok açız. Bir lokma bir şeyler yemez miyiz? Bir lokma. Avucunu yala. Pehlivan olsanız canım feda. Ama alt tarafı top oynayacaksınız. Öğretmenim çok açız. Ben de açım Alptekin. Ama Adolf Hitler'i duydun. Kantine gidip bir şeyler yesek olmaz mı? Evet öğretmenim, olur mu? Olmaz mı öğretmenim? Parasını koyarız. Çocuklar, ben idarenin adamıyım. Lütfen beni böyle şeyleri karıştırmayın. Peki siz karışmayın o zaman, tamam mı? Niye gözünü kapatıyor? Geniş geniş giyip rahat rahat oynasınlar. Ya hafif yamuk olmuş gibi ama. Aman su da çekince düzelir nasıl olsa. Kehribar. Ay, ödümü koparttın Cevahir. Tövbe tövbe. Sabah sabah ne işin var senin dışarıda? Boş ver şimdi onu da. Al şu formaları al. Bak hepsini poşetlere istifledim. Sağ ol ya. Niye zahmet ettin? Sana ne? Bu kadar soru sormasana. Bir bildiğimiz var ki koyduk. Her şeyime karışıyorsun zaten. Bari bunda rahat bırak. Hadi oyalanmayın. Kimseyi bekleyemem. Gelen gelir, kalan kalır. Taze beyinler, taze beyinler. Lay 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 lay. Emlakçı. Lay lay. Ben ne yaptım ya? Kızın rahat durmuyor, yine bana kızıyorsun. Ya bir işte de gözüm önümde kalmayacak mı ha? Bak bu lekeyi temizleyene kadar. Biliyorum ya, biliyorum. Hadi siz gidin hadi. Yeğenime de selam söyleyin.
Ya baba, o da gelse. Bak bir sürü dolma ya. Ya yürü kehribar, sinretme adama. Bırak şu dolmaları da gidin artık. Hadi, hadi, hadi. O sefer nasıl vurdum acaba? Öğretmenim, müsaadenizi rica edebilir miyim? Tabii. Hadi bakalım çocuklar. Tek top, tek top. Vur, girme altına. Devam et. Merhaba. Klas yap, klas yap. Neden ayırdı maçlar? Siz Turan abinin telefonunu biliyorsunuz değil mi? Galiba tanışıyormuşsunuz. Biliyorum ufaklık. Hayırdır, niye sordun? Bir şey soracağım da o yüzden. Aslında size de sorabilirim ama ne de olsa rakip takımın hocasısınız. Yanlış anlaşılabilir. Aa müdür hanım, ne işiniz var burada? Bu kızcağızları niye getirdiniz? Tanju Bey sayesinde ders plan yapamıyoruz. Biz de bari maç seyretmeye gelelim dedik. Tanju abi olsa la havle, kız kısmının maçta ne işi var ya derdi ya. Neyse ki yok. Sağ olsun kapının dışında karşılaştık, aynen öyle dedi. Hoş geldiniz müdüre teyze. Cep telefonunuzu alabilir miyim? Birini arayacağım da. Al bakalım. Teşekkür ederim. Şey çok affedersiniz, burası teknik kadro ya. Hiç sizi şöyle tribünden alayım. Evet, yani. Alo Turan abi. Merhaba, ben Tarık. Hani dün tanıştığın sevimli çocuk. Acelem vardı, bir şey soracaktım. Ben geçen gün bir gol attım da nasıl attığımı bulamıyorum. Düz gitmesi için topa nasıl vurmam lazım? Cümleten selamın aleyküm. Aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı maçlar olsun. Nasılsınız? Sağ olun. İdare ediyoruz. Formalar hazır mıydı? Hazır hazır. Ama önce şu pekmezli yoğurttan herkese birer kaşık yediriverin. Formaların üzerine dökülmesin sonra. Hay Allah razı olsun. Buyurun öğretmen bey. Bunlar da formalar. Ya valla ailecek Allah hepinizden razı olsun. Takım koşun bakalım, formalar geldi. Hoş geldin teyze. Hoş, hoş geldin dede. Hoş bulduk. Tekrar hoş geldiniz müdüre teyze. İstersen maça geç kalmayalım değil mi? Peki öğretmenim. Buyurun müdüre teyze. Öğretmenim, ayakkabılarımız da olacak mı? Olacak tabii. Sağ olsun Türüt amcanız hepinize birer çift ayakkabı almış. Hepsi soyunma odasında. Şimdi şunları da alın, hazırlayın. Hadi doğru soyunma odasına. Siz de şöyle buyurun. Öğretmenim, niye oraya soyunma odası diyorlar da giyinme odası demiyorlar? Aa merhaba, benim adım Tarık. Memnun oldum Tarık. Formalarınızı inşallah şans getirir. Aa getirmez mi canım? Ben gittim, getirir tabii. Taze beyler, taze beyler, taze beyler.
Çok güzel goldü. Ben sadece Turan abinin dediği gibi vurdum. Çok şükür gol oldu. Bir daha gol atacak mısın? Atar tabii, niye atmasın ki? Bence de atar. Atarsın değil mi Tarık? Öğretmen Bey, hayrına şu havluları alıver de yavruların sırtına koyuver ha? Tamam. Merak etmeyin, hepsi yer havlusuydu. Maç da pek güzel gidiyor değil mi? Doğrusu ben pek anlamam ama öyle gibi. Yalnız dikkat ettim, kalede duranlar hariç kimse topu eline almıyor. Neden acaba? İlahi, bunu bilmeyecek ne var? Herkes ayağıyla vurunca top kirleniyor. O yüzden. Baksana, kaledekiler bile bu yüzden eldiven takmışlar. Tanju Efendi'ye kızıyorum falan ama. Hakikaten kızların maçta ne işi var? Ha gayret arkadaşlar. Tur atlarsanız birkaç gün daha ders olmayacak. Hadi bakayım, hadi. Hadi, hadi. Tabii, evet. Görecektin, ciğerim sağda adeta şov yaptı. Topu çizgiye taşıdı. Akıl dolu paslar attı. Adeta takımını bir maestro gibi yönetti. İkinci yarının bitimine saniyeler kala topu yumuşattı. Aldı, bastı, çekti. Kaleye baktı. Ve öyle bir şut çekti ki. Meşin yuvarlakla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Herkes şapka çıkardı, şapka. Bir formalar kötüydü. O da niye oldu anlamadım. Şey, neyse canım. Bu maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakıver sen de. Ama önce bahçeye bakacağız değil mi? Bakalım bakalım kayınbabacığım. Lekeden kirden eser kalmadı. Buyurun şöyle alayım sizi, buyurun. Öyle bir temizledim ki kaymak gibi oldu, kaymak. Yani bal dök yala. Hatta döktüğüm boyayı telafi için de böyle bir galon yeni boya bile aldım kayınbabacığım. Peki bu ne? Bu üstüne bir şey dökülmesin diye branda serdim. Ya Allah. Ya bu leke çıktıydı. Brandayı serince nem kapıp yeniden mi canlandı acaba? Yahu emlakçı, bir işi beceremiyorsun be. Rica ederim kayınbabacığım. Lütfen genelleme yapmayalım. Zaten canım sıkkın. Yahu böyle boya mı olur ya? Su bazlı değil. Su bazlı değil. Çok nazlı bir boya. Hiç boşuna yorulma kayınbabacığım. İyice temizlemeden maça falan gelmem. Israr da kabul etmem. Lütfen buyurun. Buyurun. Allah. Sahada kazanıp masada kaybetmişiz. Neymiş? Berabere kaldığımız için o takımla bir daha oynayacakmışız. Yok ya.
Dur. Benim takımım en az 2 saat daha top koşturur. Ah, ah. Ben orada olacaktım ya. Neyse neyse. Aha. Evet tabii de. Daha yeni maçtan çıktık. Biz niye koşuyoruz Tanju abi? Koşacaksınız tabii. Koca takım şu tarih kadar olamadınız. Koşun hadi daha hızlı. Tabii. Koş çocuklar. Yarın son idmanı o sahada yapacağız. Savaş arenasında. Dört. Onları oraya gömeceğiz. İki. Beni rezil eden olursa. Dört. Koş. Ben de size sorarım. Son. İki. Bir dahaki maçta cezam bitiyor. Koş. İki. Salonun havasını içime çekmek istiyorum. Üç. Dört. O kadar. Tempo. Evet. Koş. Tempo. Evet. Son. İki. Üç. Dört. İki. Gel delikanlı. Hadi. Bir. Senin gözle çalışacağız. Üç. Dört. Şunu atar mısın Tarık? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkürler. O da yeter delikanlı. Bu beceriksizler ordusu onu da yapamıyor. Tanju abi çocuklar ayıp oluyor ama. Futbol erkek oyunudur hoca. Ayıp oluyorsa gitsin de kızlar liginde oynasın. Önüne değil ileriye bak ileriye. Devam. Daha seri daha çabuk. Ercan niye duruyorsun? Bak yanında böyle seyredersen Turan Hoca seni almaz. Onu seçer. Hadi. Tanju amca tuvalete gidebilir miyim? Kullanmayın. Hadi git. Tek top, tek top. Doğru. Kontrol. Yanında böyle seyredersen Turan Hoca seni almaz. Onu seçer. Devam. Daha senin. Thank you.
Cevahir'dir benim adım. Her yeri temizlerim. Temizlik işimdir benim. Cevahir'dir benim adım. Her yeri temizler. Ah. Cevahir'dir benim adım. Her yeri temizlerim. Ulan boya. Bu sefer de çıkmazsam var ya. Tefeci Fikri abiyi arayıp senin gözünü şişir. Nasıl olsa adamlar her türlü temizlik işi yapmıyor mu? Bunu da temizlesinler. Ellerine mi yapışır? Yeğenimin hiçbir maçını seyredemedim ya. Sadece burkulmuş. O zaman maça çıkamazsın. Ne olur çıkarsa? Uzatmayalım Tanju abi. Çıkamaz. Uzatma o zaman hoca. Teyzemlere bir şey söylemeyin olur mu? Ben söylemem. Ama diğerlerini bilemem. Ben de söylemem. Ama babam olsa kesin söylerdi. Arada kalmaktan çok korkar. Ben söylerim ama telefon kartım yok. Benim kartım var ama size vermem. Tamam tamam uzatmayın. Hadi bütün takım idmana. Sen de hoca. Geçmiş olsun delikanlı. Zaten tek bildiği şut çekmekti. Bana topyekun adam lazım. Güzel. Tamam. Devam edin. Adamlı. Bu. Bir. Yakışıklı ne oldu ayağına? Üç. Burkuldu Turan abi. Çek dizini. Dizini geçmiş çek. Olsun. Acıyor mu canım? Hadi biraz. Bakalım. Ama yarın oynayamazmışım. Bence o kadar ciddi değil. Hadi. Ama oynamazsan iyi olur tabii. Çabuk biraz. Onun için mi bu kadar üzgünsün? Hayır. Ya, arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için. Hadi bakalım. Gerçi biz zevkine oynuyorduk ama olsun. Yine de takımın bir kişi eksik kaldı. Önemli olan sahada kaç kişinin koştuğu değil, kaç kalbin çarptığıdır. Arkadaşların bir, senin bir, yanlarında hissettikten üç, sonra dört, gerisi hiç bir, önemli değil. Iki, oynasan da olur, oynamasan da. Bir, iki, üç, dört, bir. O kadar sinir ettikten sonra bir anlamı kalmadı ya. Tamam. Bu sefer olmuş. Yarınki maça gelmeyi hak ettin. Allah! Yaşasın! Duydun mu Kehribar? Yarın ben de geliyormuşum. Hadi Meksika dalgası yapalım. Oley! 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 Dur Cevahir! Dalga geçme şimdi. Malum babam hemen dalgalanıyor. Yarın ben de formamı giyip davulumu takıp tribündeki yerimi alacağım. Lü 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 lü. Taze beyin. Yeğenim buraya yumruk havaya. Yeğenim buraya yumruk havaya. Oley! 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 Bunlar... Cevahir! Galiba yarınki maça da gitmesem iyi olacak. Baksana Zevcem perişan oldu. Sahada kaç kişinin koştuğu değil, kaç kalbin çarptığıdır. Arkadaşların seni yanlarında hissettikten sonra gerisi hiç önemli değil. Oynasan da olur, oynamasan. Hadi devam, devam, devam. Başta ben yokken buralara kadar geldik. Bugün ben varım. Bakalım kaç fark atacağız. Şey Beybak, biz okul gazetesi için röportaj yapıyoruz da bir şey söylemek ister misiniz? Aa istemez mi? İster tabii. İstersin değil mi abi? He, evet çok ister. Söylenecek bir şey yok bacım. Buraya top oynamaya geldim. Averaj takım olmadığımızı herkes görecek. Belki dribbling yapamıyoruz ama çakılı defansla oynamayacağız. Devam edin. Hocamız diyor ki bizi hakkı almayın. Ayrıca Türk futbolunu yakinen takip ediyorum. Devam. Böyle ateşli taraftarı dünyanın hiçbir yerinde görmemiş. Devam. Çok üzüldüm Tarık. Hadi.
Neyse ki kalıcı bir hasar yokmuş. Tekrar geçmiş olsun. Kimse bana bundan bahsetmemişti. O deterjanı dökeni gördün mü torunum? Gördüysen söyle, haddini bildirin. Görmedim dedi. Zaten kim döktüyse bilerek dökmemiştir herhalde. Aferin Tarık'cığım. Şiddete asla prim verme. Tabii eğer oraya deterjan döken kişi bizim okuldansa eksi verebiliriz. Seri olacaksın. Aa, eniştem ve teyzem çiçek yollamış. Hemen karar vereceksiniz. Bu sefer ikisi de mi gelmeyecek? Son bıraktığımda teyzen hala emlakçıyı arıyordu. Emlakçı da köşe bucak saklanıyordu. Devam edin. Şu Ercan abi, Turan abinin takımına seçilmeyi ne kadar çok istiyor. İnşallah istediği olur. Hoca inat etme işte, oyuncu sakatlandı. Yoksa ben kızlara top oynatırım. Kardeşim, ya. Mesele kız olması değil. Bu saatten sonra yeni oyuncu alamazsınız. La havle ya. Ondan sonra herkes niye hakim dövüyorsun? Evet. Bu durumda biz bir kişi eksik mi oynayacağız? Mecburen öyle olacak. Aman boş ver be abi. Nasıl söylesin oynuyorduk. Taze beyinler. Hadi ne duruyorsunuz be? Beyinler. Taze beyinler. Merhaba. Tarıksız oynayacaksınız galiba. Evet, maalesef öyle olacak. Bana sorarsanız defans bloğunu biraz geride tutun. Çünkü kontrataktan başka şansınız kalmamış. Hoca ben emeklemeden rövaş atmaya kalkıyordum. Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Kusuruna bakmayın. Üzüntüsünden ne dediğini bilmiyor. Gerçi genelde bilmez zaten de. Demin siz ne yapalım demiştiniz? Defans kontak mı kapatacaktı? Neydi o? Tarık, ayağın nasıl oldu? Daha iyi Turan abi. Tekrar geçmiş olsun. Ne oldu torunum? Nereye? Şimdi maç başlayacak. Bir işim var dedi. Birazdan gelirim. Daha canlı hadi. Evet. Üzüldü tabii yavrucak. Ağlarsa belki biraz açılır. Aa. Tarık, ne yapıyorsun? Önemli olan sahada kaç kişinin koştuğu değil, kaç kalbin çarptığıdır öğretmenim. Takım beni yanlarında hissettikten sonra gerisi mühim değil. Oynasam da olur, oynamasam da. Hadi arkadaşlar, gidelim. Gördün mü hoca? Ben böyle adam yetiştiriyorum işte. Ders al, ders. Evet, tabii, evet. Taze beyin.
Ne yaptın ya? Niye atmadın şutu? Torunum ne oldu? Sakatlığı mı nüksetti? Ya ne sakatlığı ya? Erken şımardı, atıyor. Tarıkçığım, acaba sahiden ne oldu? Biricik öğretmeninle paylaşmak ister misin? Yakışıklı, seninle biraz konuşabilir miyim? Şimdi olmaz hocam. Moralim çok bozuk. Gel. Sana bir şey soracağım. Hadi bakalım çocuklar. Hadi. Bizim takımda oynamak ister yavaş misin? Ben mi? Sen. Ama Turan abi, biz yenildik. Hem gol de Ercan abi attı. Ama istesen o golü sen çok rahat atabilirdin. Ona bilerek topu verdin değil mi? Peki niye yaptın bunu? Onlar kazanmayı bizden daha çok istiyordu. Ercan abi de senin onu seçmeni. O golü ben atsam onun kadar mutlu olmazdım. İşte ben de bunun için seni davet ediyorum. Teşekkür ederim Turan abi. Senin gibi örnek ve unutulmaz bir futbolcu olmak çok güzel bir şey ama benim önce okulumu bitirmem gerek. Anneme söz verdim.